aldık diye düşünüyorum. Öyle değil mi Mehmet Paşa? Aldık. Evet. Biz muhtarla açtık. Çok güzel oldu. Herkes uyması gereken kural. Bir şeyler oldu. Orada da güzel diyorlar. Yani iyi oldu diyorlar. Evet, yani. Bu farklı hoca. Evet, yani işte gene her şeyin toplumsal bir olaydır bu. Bu toplumsal olaya biz de bir merhem olalım dedik kararla beraber. Yani vatandaşlarımızın belediye başkanı olarak seçildiğimizden bugüne kadar taleplerin arasında bunlar da vardı. Yani bizim kasabamızdaki düğünlerdeki yani masraflar bayağı ağırdı. Böyle bir karar aldık. Bu kararda da vatandaşlarımızı yani bayağı bir %50-%60 kadar indirime getirdik yani. Herkes düğünlerdeki masrafları değerlendirerek hemen hemen düğünler olmuyor dereceye kadar geliyor veya kız kaçırmalar ondan sonra anlaşarak bunlar daha çok şey olmaya başladı, çoğalmaya başladı kız kaçırmalar. Böyle olunca ekonomik değerleri de böyle düşünerek böyle bir karar aldık. Önceden 12 altın yani 12 veya 13 tane 90'lık altın, 5 tane bilezik, ondan sonra küpesi, zinciri, tura dediğimiz böyle altın. Buna benzer yüzük mesela 4 tane 5 tane yüzük takılıyordu. Ondan sonra buna benzer bayağı ağır şey bunların hepsi yaklaşık 200-250 bin lira, 300 bin lira civarında bir para tutuyordu. Sadece takı. Sadece o değil, dürüdür, ondan sonra başlık parasıdır, ondan sonra yani işte yemektir mesela, bunların hepsi yemek masrafıdır. 3 gün, 4 gün düğün yapılıyordu. Bunların hepsi ekonomik sıkıntıları doğurduğu için biz bunlarla alakalı karar aldık. Yani şu an eski döneme göre 500-600 bin liralık düğünü yaklaşık 180-200 bin liraya kadar düşürdük. Yaptırım kısmında şöyle söyleyeyim. Zaten normalde yaptırım kısmı kabahatler kanununda bazı oluşmuş olacak veya oluşacak şeylere göre kabahatler kanununu değerlendirdik. Muhtarlarımız dediler şey olarak yani vatandaşa biraz daha tepki daha yapalım. İşte örnek olalım diyelim dedi muhtarlarımız. Düğünlerine gelmeyelim. İmamlarımız da aynı keza. Yani resmi yapılması gerekenlerin haricindeki yapılması gerekenleri biraz daha yapmayalım. Sonra ihtiyacımız düğünlerine gelmeyelim. Yani böyle bir tepki verelim. Bir tatlı tepki olsun bu. Malum düğünler zaten hep beraber yapılan şeyler. O yüzden biz de mez kararı da bunları ekledik. O yüzden yani çok güzel de bir şey oldu yani. Bu konuda daha böyle gençleri evlenmelerinin önlerini açarak daha çok evlilikler rahat olsun, ondan sonra daha mutlu vaziyette olsun, birbirleriyle sıkıntı yaşamadan evlensinler. Evlendikten sonra da daha huzurlu bir mutlu yaşasınlar diyerek bu kararları aldık. Çünkü bunların hepsi ekonomiyle alakalı. Huzur olursa, ekonomi sıkıntı olmazsa huzur olur diyerek böyle bir karar aldık yani. Bize şöyle bir talep geliyordu. Düğün yapamıyoruz. Çok yüksek fiyatlar, altınlar çok yüksek. Biz düğün yapamıyoruz. Çocuklarımızı evlendiremiyoruz diye talepler geliyordu. Biz de buna el atmaya karar verdik. Ve gerçekten de çok yüksek düğünlerimiz 550-600 bin liraya düğün yapılıyordu. Bizim kasabamızda zaten elinden emekli. Yani bir düğün yapamıyordu. Bundan sonra çocuklarımız kız kaçırmaya başladılar. O da aileler arasında husumeti doğuruyordu. Bir el atın dediler, biz de bunu... O birini halledelim.
oy birliğiyle ihtiyar heyetimizi ve encümeni toplayarak, hocalarımız toplayarak böyle bir karara imza attık. Kararları beğeniyorlar. Geri dönüşler de çok güzel. Mesela ortamlarda, kahvelerde, odalarda konuşmalar bayağı iyi. Kararları destekliyorlar. Kararları destekliyorlar. Herkes. Hayırlı günler. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kararlar çok güzel. Ne olur bundan sonra ne olur? Ya ne olur inşallah iyi olur ya. Çok ağırdı. Evlenecek kişiler evlenemiyor. Köyümüz fakir köy zaten. Zorlanıyordu. Yani bu şartlar çok iyi oldu. Başkanımız Allah razı olsun işe yetti. Önüne geçti inşallah. Biraz da halk olarak kendimiz düzelmemiz lazım. Ki bu adama yani bir destek olmamız lazım.